İmam Buhari'nin sahihini okumaya devam ediyoruz. Kitab-ül Humus veya Ebvab-ül Humus adlı bölümdeyiz. 2969 nolu hadiste kaldık. İmam Buhari diyor ki, Haddethena Muslim ibn İbrahim'a, bize Müslim bin İbrahim anlattı. Tabi kaldığımız bab başlığı birkaç hadistir, hatta 7-8 hadistir aynı. وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى اَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ Humusun, Müslümanların nevaibi için, yani ani gelişen zaruretleri, ihtiyaçları için kullanıldığını gösteren deliller dedi ve üst üste 7-8 hadis verdi İmam Buhari. Bunlardan sonuncusunu okuyoruz şu anda. 2969. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hakk'ın ayırdığı ve onun tasarrufuna bıraktığı bu beşte birlik dilimin nerelerde harcandığına dair birkaç derstir rivayet okuyoruz. Haddethena Muslim ibn İbrahim'a, bize Müslim bin İbrahim anlattı, diyor İmam Buhari. Hocası Müslim de diyor ki, haddethena Kurratu, bize Kurra anlattı. Kurra da diyor ki, haddethena Amr ibn Dinar'in, bize Amr bin Dinar anlattı. An Cabir ibn Abdillahi, o da Cabir bin Abdullah'tan, radıyallahu anhuma, Allah her ikisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, beynema Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaksimu ganimeten, bir ganimeti taksim ediyordu, bil ciğraneti, ciğrane denen yerde ganimeti taksim ediyordu. İz kâle lehu raculun, bir adam çıkıp geldi ve ona dedi ki, i'dil, adil ol. Fekâle lehu, Resulullah da ona cevaben dedi ki, لَقَدْ شَقِيْتُ اِنْ لَمْ اَعْدِلْ Eğer adil olmazsam, şakî oldum demektir. Bazı raviler, لَقَدْ شَقِيْتَ اِنْ لَمْ اَعْدِلْ şeklinde rivayet ettiler. Ben adil olmazsam, sen şakî olursun. Şakî olurdun, ben adaletli olmasaydım anlamında bir rivayet bu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle müellefe-i kuluba, kalplerini İslam'a ısındırmak için verdiği ganimetlere dair bazı sahabilerde gelişen bir rahatsızlık söz konusu. Bunlar içerisinde bu kimse çok talihsiz bir ifadeyle Allah'ın elçisine böyle bir sözü söyledi. Bu kimsenin adı El-Huvaysira Harkus bin Zuhayr olduğu söylenir ki bu kişi bilahare havariç dediğimiz harici topluluğundandır veya onların başıdır. Kutile ma'men, kutile minhum yevmen nehri, nehr günü onlar arasında katledilmiştir diye aşağıda dipnotta bilgiler var bu kişiyle alakalı. Yani demek ki daha Hazreti Peygamber hayattayken kendisinde bu tür alametler belirmiş dedirten bir rivayet. Peki böylece okuduğumuz bab başlığına dair rivayetler tamamlandı. Sıradaki bab başlığımız Bâbu Sahabelerden raviler hakkında bilgi verilmez. Böyle bilgiler verildiği zaman rivayette yok da aşağıda dipnotta geçiyor. Böyle olduğu söylenir diye. Kıyla.
Yok. Bu muhakkik yapmış onu. Dipnotlar muhakkike ait. Dolayısıyla hadiste yok kim olduğu. اِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ Bir adam ona dedi ki şeklinde, adil ol diye. Ama tabi rivayette geçmese de demek ki biliniyor bir şekilde aşağıda zikredilmiş. Yahut bir ihtimal daha var, bilahare bu kişinin o kişi olduğu tahmin edilmeye başlandı. Yani Resulullah zamanında böyle talihsiz bir sözü kullanan kişiye bu odur diye düşünülmeye başlandı. İnsanların zihni böyle eşleştirdi. Allahu alem. Çünkü bilginin kaynağı aşağıda dipnotta da yok. Gîle denildi ki yani bir sahibi yok. Huve zul-Huveysira Harkus bin Zuhayr denmiş. Peki efendim. Buhari hadisin altında bir açıklama yapmıyor değil mi? Normalde üstü burada. Yok öyle bir İbn-i şey. İbban'da olduğu gibi. Yok. Yani İbn-i İbban'ın adeti üzere olduğu gibi buralarda görmüyoruz. Hep teracimini kullanıyor bunun için.